gece vakti, koyunlara saldırmanın başarılı olacağını bilen aç kurtlar, fırsat kollayıp saldırıya geçmeyi planlarlar. Ancak, sürünün deneyimli kurt boğan köpekleri, kurtları fark ettikleri anda kovalamaca başlar. Gece ve gündüz demeden süren bu uzun kovalamacanın ardından iki ezeli düşman karşı karşıya geldiklerinde derin yaralanmalar, hatta ölümcül sonuçlar meydana gelir. Sürünün kokusunu 1,5 kilometre uzaklıktan alan vahşi kurtlar koyunları uzaktan izlerler. Sürüyü koruyan kurtçu köpekler, gelebilecek saldırıları püskürtecek güce ve kuvvete sahip olduğundan, kurtlar da sürüye saldırmadan önce dikkatli hareket ederler. Kurda karşı mücadele edecek olan kurtçu köpeğin boyu ve posu genel olarak göz önünde bulundurulmaz, önemli olan cesareti ve kurda gitmesidir. Kurtlar, genellikle saldırdığı anda koyunlara derin yaralar açarken, sürünün deneyimli köpeklerinin gelmesiyle geri çekilirler. Sürüyü koruyan kurtçu köpeklerin boynunda dikenli tasmaları vardır. Bu sayede kurtlar ile karşılaştıkları anda fazla yara almazlar.
Sürü tedirgin davranışlar sergilerse, sürünün kurtçu köpekleri, yerlerinden ok gibi fırlar, sürüyü tehdit eden tehlike karşısında, derhal saldırıya geçerler. Köpekler, tehlike sezinlemezler ise, sürü otlamaya başladığı anda, rüzgarın estiği yöne doğru, sürüyü gözetleyebilecekleri, hakim bir yerde yatarlar. Koyunların yanında sahibi olmasa bile, son derece deneyimli sürünün kurtçu köpekleri, sürü ile birlikte gider ve onları korumaya devam eder. Deneyimli köpekler şartlar ne olursa olsun, sürüyü asla başıboş bırakmazlar. Aç kurtlar doğası gereği önlerine çıkan her canlıya saldırmaktan asla çekinmezler. Özellikle soğuk kış günlerinde avlanmanın hem zor hem de avın az olmasından kurtlar da yiyecek bulmak için şehire ve köye gitmek zorundadır. Aç kalan kurt sürüsü, şehre indiğinde karşılarına çıkan sokak köpekleri dahil ne varsa yemekten asla çekinmezler. Akıllı ve cesur avcı olan kurtlar, her ne kadar aç olsalar da, buralara gitmenin kendileri açısından tehlikeli olduğunu bilir, fakat geriye yapacak bir şey kalmadığında, canları pahasına da olsa, gitmek zorunda olduğunun farkındadır.
İnsanoğlu, doğanın dengesini bozduğunda, yaşam alanları gün geçtikçe kısıtlanan ve avlarının da azalmasıyla birlikte, bu yırtıcıların artık insanlara saldırmaya başlaması demektir. Anadolu'da, kurtlar ile iç içe yaşamış, köylü ve yaylacı insanlar, geçimini tarım ve hayvancılıktan sağladıklarından, aç kurtların, genellikle kendilerine olmasa da, hayvanlarına zarar vereceğini bildiğinden, onları korumak zorundadır. Çoban, koyunlarını otlatmak için dağa çıkarttığında, o da bilir ki, sürüsüne kurtların her an saldırabileceğini, ancak kurtlar da saldırmadan önce, sürüdeki köpekleri geçmeden, koyunlara yaklaşmasının mümkün olmadığını bilir.